25 kilometreye çıkladığımızda top mermiler 76 metre top. İzmir'de Efes 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Halk Günü gerçekleştirildi. Tatbikatın son provasının da yapıldığı Halk Günü'ne askeri personelin aileleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Tatbikatı izleyen vatandaşlar duygularını anlattı. Çok gurur duydum. Gerçekten çok güzel. Zaten savaş uçaklarına falan ayrı bir merakım var. Böyle askerlere ayrı bir merakım var. Seviyorum böyle işte savaş oyunları falan çok oynadığım için seviyorum öyle şeyleri. Babamla geldik. Ben ve ailem buraya Efes 2024 tatbikatını izlemek üzere geldik. Ben de Ege ordusundan emekli bir albayım. O yüzden bu tatbikatlar bizim için silahlı kuvvetlerin milletiyle olan birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemlidir. O yüzden gururla ve tüylerimiz diken diken olurcasına bu tatbikatı izliyoruz. Ülkemize Allah zeval vermesin, bunları gördük sonra gurur duyuyoruz. Onlar için biz her zaman için askerimizin, milletimizin, vatanımızın üzerindeyiz, vatanımızı seviyoruz bizler. Kara bombardımanıyla başlayan tatbikat, amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışlarıyla devam etti. Gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi. Top, obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Senaryo gereği yaralı personel helikopterle Seyyar Sahra Hastanesi'ne tahliye edildi. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG-7 RA atışları yapıldı. Amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltının tespiti yapıldı. Ağır ateş simide 4'lü konvoy hedefinin önündeki ve sondaki araçlara... Tatbikatta Hava Kuvvetleri Hava Muharebe Devriyesi görevi icra edildi. Mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı. Mayın avlama gemisinin tespit edildiği mayının otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçlarıyla teşhisi ve imhası gerçekleştirildi. Tatbikatın ilerleyen aşamalarında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri bölgeye intikal etti. Tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tank savar atışı yapıldı.